Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Don Carlo kariyerimize, Lazio maceramız ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kritik bir videodayız. Artık son maçlar masada, az maç kaldı arkadaşlar. Az puan var. Özellikle ligde puan kaybı yapmamamız gerekiyor. Evet, geçtiğimiz videoda Real Madrid karşısında 5-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştık. Ligde ise Atalanta'yı 1-0 yenerken Fiorentina ile 0-0 berabere kaldık. Cagliari 3-2 galibiyet ve deplasmanda Lecce'yi 3-0 mağlup ederken Şampiyonlar Ligi'nde playoff mücadelesinde Villarreal ile kendi sahamıza 0-0 berabere kalmıştık. Şimdi Villarreal deplasmanı ile rövanş maçıyla videomuza başlayacağız. Ondan sonraki lig maçları çok zor. Bolonya deplasmanı, Milan'ı ağırlayacağız, Spal'ı ağırlayacağız, Torino deplasmanı ve Salernitana'yı ağırlayacağız dostlar. Ligde an itibariyle durum sıkıntılı. Rakiplerimiz formda, özellikle Roma ve Napoli. Roma 61 puanla lider, Napoli 60 puanda, Lazio'muz 57, Inter 51, Milan 51 ve Juventus 49 puandan itibariyle Roma, Napoli ve Lazio'muz şampiyonluk yarışında. Daha 12 maç var, 36 puan var. Bu 36 puandan minimum arkadaşlar 32 puan çıkartmamız lazım şampiyon olalım. Çünkü gerçekten rakiplerimiz çok formda. Evet, çıkıyoruz. Villarreal deplasmanına çıkıyoruz. Çok umudumuz yok ama elimizden geleni yapacağız. Provedel, Gutierrez, Van Hekke, Lazzari, Milinkovic-Savic, Ricky, Tel, Talisca, Kangler ve Lukon 1 ile çıkıyoruz arkadaşlar bu karşılaşmaya. Umarım istediğimiz sonucu alır. En azından bir son 16 görürüz Şampiyonlar Ligi'nde. Bizim itibarımız için de önemli tabii ki. Bizim itibarımız için de önemli. Rakipte Danjuma, Gerard Moreno, Kuklin, Parejo, Pedroza, Torres, Mandi, Maffeo ve Rulli. İyi bir takım, iyi bir takım. İlk maçta aslında gidersek aslında iyi oynamıştık. İyi mücadele ortaya koymuştuk ama gol atamamıştık. Oyunumuzu tabelaya yansıtamamıştık Olimpiko'daki karşılaşmada. Evet, karşılaşma başladı. An itibariyle ilk 6-7 dakikalık zaman diliminde rakibin 3 şut bir isabeti var. Bizim eşe biz bir isabetsiz şutumuz var. Şimdi Talisca, artık bir şeyler bekliyoruz. Kangleri uzun top çıkarttılar. Mandi. Mandi Cezayirliydi galiba. Parejo Ivan Martin'in önüne güzel top attı. Lazzari. Kangleri bir geçiş hücumu şans. Haydi oğlum benim. Tel soya. Geçtiğimiz videonun yıldızıydı gerçekten Matias Tel. Ligde bizi yarışta tuttu. Şimdi içeri girdi. Oo, Rabona. Ah, dışarıya. Tel neler yapıyorsun? İyi bir hücum. Fena bir hücum değildi takımızdan. Evet, ilk 15 dakika bir denge oyunu var. İki takımın da gol beklentilerinin yakın olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Kötü değiliz an itibariyle, özellikle savunma performansımız benim beklediğimden çok daha iyi ama hücumda tabii ki skor üretmek şart. 1-0 olsun, bizim olsun tadında bir karşılaşma izleyeceğiz gibi gözüküyor. Şimdi Estef, sağ bek Maffeo, İspanyol oyuncu çıkamadı. Tel, o da çıkamadı. Maffeo, Pedroza. Dikkat edelim, dikkat edelim. Evet, iyi o alan daralttık orada. Geriye dönmek durumunda kaldılar. Şimdi alır mıyız? Ah be Gutierrez. Bir bu hatayı yapma işte Gutierrez. Penaltıyı yaptı. Yapma abi, yapma ya. Yani bu hatayı yaparsan penaltı oluyor işte. Yapma oğlum ya. Bireysel hatalar, bireysel hatalar, bireysel hatalar. Sonucu hep belirleyen bireysel hatalar oluyor arkadaşlar. İstediğiniz kadar oyun gücünüz iyi olsun, bireysel hatalar çok önemli. Provedel kurtardı. Bireysel performanslar da aynı şekilde bu pozisyonda olduğu gibi çok önemli. Çok iyi bir penaltıyı kurtardı Provedel. Tam köşeye giden bir topu çıkarttı. Şimdi uzun top. Talisca topu uzaklaştırıyor. Bugün Talisca fena değil. 6.8 ile oynuyor takım. Geneline göre iyi bir performans. Ama hücumda etkili değiliz. Savunmada penaltı dışında rakibe yine pozisyon vermedik arkadaşlar. Tabii ki bu şu an 0-0 tura ortak olduğu için çok ciddi de bir risk almıyorum. Evet, ilk yarı 0-0 bitti. Rakibin 6 şut isabet 0-9 gol beklentisi var. Bizim 4 şut bir isabet 0-28 gol beklentimiz var. Hücumda kötü olduğumuzu katılıyorum ama savunmada da bir anlamda penaltı dışında pozisyon vermemek önemli. Evet, bekleri ileri atalım bakalım. Artık birazcık daha riske geçiyoruz. Şuradan da bir başarabilirsiniz çocuklar gazını verelim. Orta sahamda merkezdeki iki oyuncum Sergi Milinkovic Savic kaptan ve Ricky'nin sarı kartlı olduklarını da söyleyelim. Bir sarı kart, ikisinden birine kırmızı kartla cezalandırabilirler. Tel, Ricky, Gutierrez, Estev, Gutierrez, Tel, haydi oğlum ne varsa sende var diyecektik, kaptırdı. Kuklin, Parejo. Aradan Estev'den kritik müdahale ama Gutierrez çok aksıyor savunma yönünde. Şimdi Danjuma bıraktı, Pedraza ceza sahasında savunmadan döndü. Ivan Martin gol pozisyonu devam ediyor. Direkten döndü ve Provedel. Yani bakın Gutierrez'in orada yapmış olduğu bir hata neredeyse kalemize çok
Yani ağır bir sonuçla gol olacaktı. Çok dikkat etmemiz lazım. Birazdan bu yorgan alacağım ya. Yok abi bu nedir ya? Al abi bu yorganı. İnanılmaz aksıyor, öyle böyle değil. Ama bu yorgan yok ki, cezalı. Evet, bugün Kangleri kötü, bir Romero hamlesi yapalım oraya arkadaşlar. Tel kötü, Guri'yi alacağız. Orta sahada Milinkovic yerine de Kraus olacağım. Milinkovic de bugün kaptanımız kötü. Geçtiğimiz videoda Lecce maçında bizi ayakta tutan isimlerin başında geliyordu. Dakikalar 55, skor 0-0 İspanya'da. Yani savunmayı beğendim ama hücumda sıkıntı yaşıyoruz an itibariyle. Bunun baş sebebi de tabii ki yine Talisca ve Luka'nın istediğimiz performansı vermemesi arkadaşlar. Çok net. Talisca 6-8, Luka 6.6'da. Bugün Tel de biraz bireysel anlamda dökülünce hücumda durduk. Şimdi Cagliari. Lazzari attı, sağ tarafta önündeki boş koridoru kullanıyor. Haydi Lazzari, haydi oğlum. Orta. Tel geldi, vurdu. Direkten içeri de girebilirdi. İçeri de girebilirdi, girmedi. Var gol çizgisi teknolojisi. Ah 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 diyorum ah. 61. Uzun top. Mandi, Maffeo, Kaleci Urili. Uzun oynatalım. Bas abi, bas. Bas. Oradan çıkartmayın işte be aga. Çıkartmayın oradan. Rahatlıkla çıkmasınlar ya. Oğlum bassana. Luka niye bekliyorsun ya? Allah'ım bak Luka'ya bakın ya. Evet, çok rahat geçtiler. Yani çok rahat geçtiler. Yani golü yersin abi. Bu kadar rahat geçerlerse golü yersin. İzliyorsunuz, bakıyorsunuz abi. Yani inanılır gibi değil ya. Ya o Luka bile yani pres hücumdan başlar. Dolaşıyor orada. Jackson 1-0 oldu arkadaşlar. Şimdi Talisca. Savunma çıkarttı. Guri çekti içeriye doğru ama kötü pas, kötü pas. Çıkamadılar. Ricky, Talisca abicim yap artık bir şeyler be. Ya Luka gelsen ya. Bu nasıl bir performans arkadaşlar ya? Bu Luka nedir ya? Luka nedir? Baturina Luka yapacağım. Talisca'yı forvete atacağım. Mecburum yani. Hücum futbol. Bu nedir abi ya? Evet, yazık oldu. Ben performansı açıkçası beğendim. Bireysel savunma hataları dışında çok net gol pozisyonu vermedik ama hücumda çok kötü oynadık. Ya bakar mısın abi? Ben buna ne yapayım ya? Ya önündeki topu herife bırakıyor ya. Valla Provo'da sana helal olsun kaleci ya. Önündeki topu herife bırakıyor ya. Şimdi Guri. Adamlar orta sahadan baskıdan o kadar güzel çıkıyorlar ki Jackson 2-0 oldu arkadaşlar. Bence offside yok. Eleniyoruz. Şampiyonlar Ligi'nden elenmek her zaman dedim yani sezon başından beri diyorum çok önemli değil. Ama yani bu kadar basit bireysel hatalarla elenmek üzücü hakikaten. Hakikate bakar mısınız? İki savunma oyuncum da yok oluyor bir ara pasında. Yani Raut'u da aradık. Ama bunlar bahane değil tabii ki. Evet, 0-0'ın rövanşında ne yazık ki arkadaşlar olmadı. Rakip bir de penaltıdan golü kaçırdı. Ve eleniyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne veda ediyoruz. Artık tamamıyla Serie A'ya odaklanıyoruz. Villarreal 2, Lazio 0. 11 şut 5 isabet. 1.12 gol beklentisinden gol üretemezken rakibe 2.44 gol beklentisi verdik. Provodal 7.5 ve Ricky 7 performans puanıyla oynarken diğer oyuncularımız gerçekten çok kötüydüler. Açıkçası lig içinde düşündürücü bir performans. Sonuçtan hiç memnun değilim diyeceğim. Yani lig içinde yine düşündürücü bir performans diyebiliriz. Hayırlısı buymuş. Şampiyonlar Ligi'nden eleniyoruz artık tamamıyla. Evet bakın bakın Luka kaç maçtır gol orucunda. Birazdan o habere bakacağız hakikaten. Yani en az bir 8 maç oldu mu ya? 8 maç oldu herhalde. 8 maçtır filan gol atamayan bir Luka var arkadaşlar. Bakın. 13 maç ya. 13 maçtır gol atamayan bir Luka var ya. 13 maç.
Evet, yani moral bozmaya gerek yok. Hedefimizdi ki şimdi çok kritik bir Bologna deplasmanına gidiyoruz arkadaşlar. Orada kazanmamız şart oldu, şart artık. Artık ligde puan kaybına tahammülümüz yok. Evet arkadaşlar, 27. hafta mücadelesinde Bologna deplasmanındayız. Zor bir deplasman ve üzücü haber, Roma ve Napoli ikisi de arkadaşlar 27. hafta maçlarını kazandılar. An itibariyle Roma 64 puanda, Napoli 63 ve Lazio'muz 57 puanda. 7 puanlık bir fark var. Muhakkak bahanesiz kazanmamız gerekiyor Bologna deplasmanında. Sevindirici haber, Raul topla çalışmalara başladı ama henüz riske etmeyeceğiz kendisini. Üzücü haber, Tel ne yazık ki yok, Guri'yi alacağız onun yerine. Ve arkadaşlar, Milinkovic hafif bir sakatlık oldu. 2 gün sahalardan uzak kalacak. Onun yerine de Kraus'u koyacağız. Evet, ilk 11'imiz şöyle de, ilk 11'imiz Provodil, Gutierrez. Bu Bjorkan nerede ya? Bu Bjorkan alacağım Gutierrez yerine. Tamam, hatta Belanova'yı da sağ beke koyacağım. Hadi bakalım. Evet, Provodil, Bjorkan, Este, Van Hekke, Belanova, Kraus, Ricky, Guri, Talisca, Kangleri ve Luke 11 ile çıkıyoruz. Luke 13 maçtır gol atamıyor. Yok, yedek santraforumuz olmadığından mecburen Luka ile. Ya bir atsa, başlasa olacak hissediyorum ama bir türlü atamadı. Bu maç çok kritik arkadaşlar. Çok kritik. Yani 7 puan bu maçta olası bir puan kaybı bizi artık düşürür şampiyonluk potasından. Elveda dememize gerçekten sebebiyet verir. Bunun altını çizelim. Evet, karşılaşmada 12. dakika 0-0'lık eşitlik var. Bu Bjorkan'dan pas. Kangleri topu kontrolü çok güzel. Kangleri bıraktı Ricky. Kraus. Bellanova. Aradan Kangleri'nin önüne. İyi top. Haydi Kangleri. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Luka direkten döndü. Ah be Lukan be. Ah, üzülüyorum da ya. Üzülüyorum da. Bjorkan. Savunma. Çıkarttılar. Bellanova rebound alıyor. Bıraktı Kraus. Kangleri, Bellanova. Kangleri ceza sahasında. Kangleri çekti. Kangleri penaltıyı aldı. Kangleri penaltıyı aldı. Maçın 13. dakikası, çok zor bir deplasman. Bologna deplasmanı. İyi biliriz Bologna deplasmanını. UEFA Kupası zamanından. Evet, dakikalar 13. Talisca. Şükürler olsun Talisca. Bu sefer penaltıyı attı ve 1-0 öndeyiz. 15. golü yaklaşık, o da 10 maç sonra golle tanıştı arkadaşlar. Ve Bologna deplasmanında 1-0 öne geçiyoruz Talisca'nın penaltı golüyle. Çok zor bir deplasman. Bundan sonraki maç daha kritik. Milan'la oynayacağız arkadaşlar. Artık puan kaybına tahammülümüz yok. Milan Olimpico'ya gelecek kendi saha ve seyircimiz önüne. Bakalım neler yapacağız. Bugün fena başlamadık maça ama ikinci gol geldi. Van Hekke. Talisca'dan asist. Van Hekke'den gol. 2-0. 2-0. Of, rahatladım ya. 17 dakikada deplasmanda, Bologna deplasmanı gibi sert bir deplasmanda 2-0 yakalamak çok büyük avantaj. Talisca bir gol bir asist ve iyi bir performansımız vardı ilk 20 dakikada. Özellikle hücum anlamında 7 şut 5 isabet 1.21 xG yakaladık. Savunmada da rakibi 0.11 gol beklentisinde tutmayı başardık. Yani geçmiş maçlara göre bu karşılaşma birazcık daha bizim açımızdan olumlu geçiyor diyebilirim. Bireysel performanslar da aynı şekilde. Talisca uzun bir aradan sonra 7.7 performansla oynuyor. Bu Bjorkan 7-1, Van Ekke 7-3, Bellanova 7.3. Ya bu takımın sağ bakın, net Bellanova arkadaşlar. Şimdi aldı sağda, götürüyor. Çekti Kraus, Kangleri. Bir penaltı daha mı? Bir penaltı daha mı? Ver, ver, ver penaltıları. Penaltı, penaltı. Dakikalar 41. Çok kritik. Çok kritik. Talisca. Hadi oğlum. Attı. Yine attı. 3-0. 2 penaltı, bir duran top golü. Ama geçtiğimiz maçlara göre oyun daha iyi arkadaşlar. Bunu çok net söyleyebilirim. Oyunun akıcılığından, iştahından söylemek mümkün. Kaleci iyi yer tutmuş aslında. İyi kayma yapmış ama sonuçta kayılan olmuş bu pozisyonda. Evet, iyi bir ikinci yarı çıkarttık ki ben gerçekten bu deplasmanda zorlanacağımızı düşünüyordum. Ama ilk yarıdan fişi çektik arkadaşlar. Bu büyük avantaj. Şimdi Ricky, bu Bjorkan geldi. Guri'ye bıraktı. Artık senden gol bekliyoruz derken bu Bjorkan ilk golünü atıyor Lazio formasıyla, ama ne gol, 4-0. Luka'dan gol bekliyoruz derken sol bekimiz bu Bjorkan sahneye çıkıyor. 4-0. Deplasmanda uzun bir aradan sonra bu kadar rahat bir maç oynamamıştık. Guri çıkarttı burada. Bu Bjorkan sol ayağıyla harika vuruyor arkadaşlar. Harika bir gol. Müthiş bir sol bek golü.
Harika bir ilk yarı. Harika bir ilk yarı. 4-0 öndeyiz. 12 şut, 9 isabet. 2.14 gol beklentimiz var. Rakibin 6 şutu, 4 isabeti var. Evet, şut, 6 şut imkanı verdik ama gol beklentileri verimsiz şutlar attılar 0.28'de. 2 Talisca, 1 Van Hekke ve 1 Bjorkan golleriyle soyunma odasına 4-0'la girdik arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra rahat bir deplasman maçı çıkartıyoruz. İkinci yarıda tabii ki takımın as takım oyuncularını çıkartacağız 60-65 gibi. Çünkü önümüzde çok zor bir Milan maçı var Olimpico'da. Artık puan kaybımıza tahammül yok diyoruz. Milan çok ciddi sıkıntı çıkartabilecek bir takım bize. Yani biraz o maçta futbol şansımız da artık yanımızda olacak. Şimdi Kraus gitti aldı topu. Kraus aradan bıraktı. Talisca! Hat-trick geliyor. Şükürler olsun, neredesin ya? Bak yüzümüz gülüyor abi. Neredesin ya? Talisca! Sıra sende Luka. Hadi oğlum. Artık bir de Luka'dan gol bekliyoruz. Burada Kraus, Alman Dinamo çok güzel kaptı, aradan bıraktı. Talisca! Sol ayak kontrol, sağ ayakla vurması harika bir gol. Ters ayağıyla atıyor. 5-0. Of, böyle bir galibiyete gerçekten ihtiyacımız vardı. Böyle bir galibiyete, özellikle işin içinde Talisca'nın olduğu bir galibiyete ihtiyacımız vardı arkadaşlar. Dakikalar 62. Ve rakibe hiç net gol pozisyonu vermedik. Bu çok önemli. Kraus. Bellanova. Bellanova geliyor. Bugünün en iyilerinden o da. Çekti topu. Bıraktı Kangleri. Kraus. Bjorkan geldi, attı. Luka attı. Yanlışlıkla attı ama o da attı. Hadi be çocuklar. Bu maç o maç olsun. Geri dönüşün ateşini yakın Talisca ve Luka. İşte bu ya. Yalnız arkadaşlar, isteyerek bilinçli bir gol atmadı. Sol bekimiz. Bjorkan'ın desteği çok önemli burada, Kraus'un ortasında bakın. Evet. Aa yok, bilerek atmış. Rakipten çekmiş, kafayla dokunmuş. 6-0. Luka ve Talisca geri dönüyor. 6-0 öndeyiz. Bologna deplasmanında ve artık oyuncu değişikliği yapma zamanı geldi. Talisca'yı alkışlatıyorum. Baturina'yı alacağım arkadaşlar. Rocco Remora Kangleri yerine. Ricky'nin yerine o bölgeye Rovella'yı bir koyalım. Hiç oynatamadık bu oyuncuları da. Yani Rovella'yı falan hiç oynatamadık. Son oyuncu değişikliğinde de Lazzari'yi Bellanova yerine atalım. Şimdi bu maçta Tel oynayamadı. Raut geri geliyor. Milan maçının kadrosunda Tel'i sol tarafa atacağız. Ki Guri bugün iyi oynadı aslında. 7.8 performans puanı. Fena bir performans değil ama ne olursa olsun arkadaşlar, bizi ayakta tutan oyunculardan biriydi. Bu arada ikinci sarı kart, kırmızı kart. Artık rahatladık. Bologna 10 kişi. Tel'i oynatacağız Milan maçında. Sağda Bellanova kullanırız. Solda Bjorkan'ın bu performansından sonra formayı vermesi mümkün değil. Milan Kusaviç geri gelecek. Kısacası elimiz güçlü bir 11 ile çıkacağız. Bu galibiyet de çok iyi oldu. Oynanan futbolda açıkçası son karşılaşmalara göre bizi çok mutlu etti. Hala masadayız ve performansımızı yükselttiğimiz sürece arkadaşlar masada kalmaya devam edeceğiz. Ben buna inanıyorum. Şimdi Mignato, Zirki, bıraktı Orsolini, Bjorkan. Ah be Bjorkan be. Yanlışlıkla oldu. Stoperlerin hatası ama. Ya Bjorkan ne yapsın burada? Yani bakın şimdi gole bakın. Bjorkan gayet güzel bir müdahale yapıyor. Bakın şimdi. Bakın benim stoperlerim nerede? Bakın. Abi bak, koşacaksın. Bak ikiniz de bak. Bak topa bakıyorsun. Bak. Look at the ball. Look at the ball. Bak koşmuyorlar. Geri çekiliyorlar abi. Bjorkan ne yapsın? Bizim stoperler yok ya. Hiç sıkıntı değil. Akan oyun golü değil, geçiş golü değil. Tamamıyla bizim stoperlerin andavallığından kaynaklanan bir gol arkadaşlar. Nazar boncuğu olsun. 6-1 kazandık. 6-1 kazanmaktan ziyade Talisca hat-trick yaptı. Lorenzo Lucca gol attı. Sol bekimiz Bjorkan'ın golü var. Yani Talisca ve Lorenzo'yu umarım bu maçta kazanmışızdır. 19 şut, 11 isabet, 3.04 gol beklentisinden 6 gol bulduk. Rakibe sadece 0.7 xG verdik ama bireysel bir savunma hatasından Orsolini golünü yedik. Bellanova 7.9, Van Hekke 7.7, Bjorkan 8.7, Guri 7.7, Ricky 7.2, Talisca man of the match özlemiştik 9.8, Luka 7.4, Kraus 7.5 performans puanıyla oynadılar. Ve lige tutunmaya devam ediyoruz. Napoli ve Roma'da kazanmıştı. Üçüncü sıradayız arkadaşlar. 27 maçta 64 puanla Roma lider. Napoli 63 puanla ikinci. Lazio'muz 60 puanla üçüncü. Dördüncü Milan'ın 54 puanı var ve şimdi Milan'la oynayacağız. Şimdi Milan'la oynayacağız. Esas olay şimdi kopacak bence. Yani Milan'ın maçı biraz sıkıntı olabilir arkadaşlar. Ve Talisca'mızı tebrik edelim. Luka gol orucuna son verdi. Evet, en azından 5 maçtır namağlubuz ligde. Son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberliğimiz var. Evet arkadaşlar, direkt sizleri bekletmeden Olimpico'daki Milan maçına geçiyoruz. Çok kritik maç. Yani artık ligdeki her maç kritik ama
Şu maç bence daha kritik olacak. Umarım istediğimiz, arzuladığımız 3 puan alırız. Milan 4. sırada. Teo Hernandez'de bir sıkıntı var. Onlarda sakatlık. Bizde herhangi bir sıkıntı yok. İstediğimiz, arzuladığımız, elimiz az kadromuzda çıkmaya çalışacağız. Evet, bu kritik maç. Olimpico'da Milan karşılaşması. Evet arkadaşlar, Olimpico'da Milan'ı ağırlıyoruz. Diğer maçlarda biz maçımızdan önemli. Napoli kendi sahasına Sassuolo'yu ağırlarken lider Roma deplasmanda Inter'e konuk oluyor. Biliyorsunuz doğma büyüme Interliyiz. Lukaku'nun posterleri var odamızda. Martinez'in yatak örtüsüyle yatıyoruz. Kısacası Inter diyoruz. We are Inter diyoruz. Aklımız fikrimizde biraz o maçta ama ilk önce kendi içimizi görmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi kaleci Naumov bir sakatlık yaşadı. Naumov olmayacak bu karşılaşmada. Teli atalım sol tarafa. Teli kesinlikle kullanmamız lazım. Milinkovic-Savic alacağız. Raut oynatacağız arkadaşlar Van Hek yerine. Onun haricinde geçtiğimiz kadroyla çıkıyoruz. Prodl, Bjorkan, Estev, Raut, Bellonova, Milinkovic-Savic, Ricky, Tel, Talisca, Kangleri ve Lorenzo Lucca. Haydi çocuklar demekten başka elimden bir şey gelmiyor. Müthiş bir maç oynadık son karşılaşmada. Bologna deplasmanı biraz bizim moralimizi arttırdı. Şimdi bakalım. Ignacio Abate, sağ bek oyuncusu, teknik direktör olmuş Milan'a. Enteresan. Maignan, Calabria, Tomori, Lovato, Dest, Tonali, Benacer, Salamakers, Glock, Leo ve Samuel Lino. Leo ve Samuel Lino çok ters adamlar ya. Çok ters adamlar. Bize sıkıntı çıkarabilirler arkadaşlar. Şimdi karşılaşma başlıyor. Bu arada Napoli-Sassuolo maçında da gözümüz arkadaşlar aynı zamanda. Evet, dakikalar 7 Olimpico'da. Bjorkan, Tel. Haydi çocuklar, haydi Tel. Seversin, teversin, seversin oğlum benim. Seversin Matias Tel. 11. golü ayakta tutuyor adeta Lazio'yu. 1-0 öndeyiz Milan karşısında. Aslan parçası, yoktan var etti golü. Bakın sol çizgide aldı. İçeri driplingle sokuluyor. Harika sokuluyor. Önündeki koridoru çok iyi kullandı. Şeyi hatırlattı bana. Buruma'nın Vodafone Park'ta Beşiktaş'a attığı bir gol vardı. Onu hatırlattı. Aslında çok çalım yok ama koridoru çok iyi kullandı. Evet, skor 1-0. Ne olur hemen yemeyelim. Aferin Provadil. O da son maçlarda çok iyi kurtarışlar yapıyor. Takımı ayakta tutan isimlerden biri. Şimdi bu Bjorkan, evet ben çok zorlu geçeceğini düşünüyorum maçın. 1-0 olduğuna bakmayın, Milan ters bir takım. Şimdi Ricky'den Kangleri'ye, yani bulabilirsek bir ikinci golü hemen bu arada sıkıştırmamız lazım. Kangleri içeriye çıkarttı. Lucca vuramadı. Atak devam edecek. Bellonova, Kangleri, Lucca yine vuramadı. Reboundları toplamak önemli. Dest. Dest aldı, uzaklaştırıyor. Al işte. Oscar Gluck dışarı vurdu. Yani bu geçiş hücumlarında Leao ve Lino'ya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çok dikkat etmemiz lazım. Buradan bir süpersiniz çekelim. Ama fena başlamadık. XG'de şu an rakibimizin önündeyiz. Evet, Milan'ın da şut imkanları yarattığını söyleyelim. Ama biz daha etkiliyiz. Şimdi Provadil. Sakin çocuklar. Sakin Provadil. Bjorkan. Abdele. Önünde Bjorkan. Bjorkan. Çok güzel kaçırdı. Matias Tel. İçeriye Lucca. Tel'e doğru olmadı. Bir duvar pası denemesi olmadı. Şimdi Raut, bırakma o topu, aldık. Sergi Milinkovic-Savic. Raut, hangi ara sarı kart gördün oğlum? Yeni geldin takıma, sarı kartı görmüşsün hemen. Bellonova da sarı kartlı. Şimdi Raut, stoperimiz ucunda. Milinkovic-Savic. Talisca. Kangleri direkten döndü. Kırılmalı olur mu bu? Kangleri direkten döndü top. Çok iyi bir fırsatı kaçırdık. Bu arada Napoli 2-0 önde arkadaşlar Sassuolo karşısında. 3-0 yaptı Napoli hatta. Napoli çok formdalar. Çok formdalar. Artık Inter'in puan kaybını bekleyeceğiz. Roma'nın puan kaybını bekleyeceğiz eğer bu maçı alırsak. Inter karşısında. Şimdi sağ taraf Kangleri. Kontrol. Orta. Lucca! Direkten döndü. İkinci direk. İkinci kez direğe takılıyoruz. Bir Kangleri, bir Lucca. Aman Allah'ım. Kader ağlarını örmüş arkadaşlar. Bu maçta puan kaybederiz. Ben size diyeyim. Bjorkan, iyi oynuyoruz. İyi, devam Talisca. Bjorkan. Ah be Bjorkan, neyi bekliyorsun? Otobüs mü bekliyorsun orada? Al şu topu, benim sinirimi bozma ya. Hayret bir şey ya. Uzun top Bellonova. Kangleri kaptırmayın oğlum. Kaptırmayın. Sergi Milinkovic-Savic, Kangleri. Allah'ım, Leao var orada ya. Dest. Dest savunma arkasına doğru Provadil. Savunmamız iyi şu ana kadar. Savunmamız iyi, bir geçiş hücumu dışında çok net gol pozisyonu vermedik. İki topumuz direkten döndü. İkinci golü bulsaydık çok iyi olacaktı. Şimdi Bjorkan, oğlum çıkart. Ricky, haydi Ricky, şu diagonal paslarından birini görelim. Tel'in önüne. Tel, Matias Tel, Lorenzo Lucca, offside. Offside mı? Hayır, out. Kaçırdık, bu da kaçtı. Ben offside sandım. Mutlak gol pozisyonumuz 3 arkadaşlar an itibariyle. 1.63 gol beklentimiz var. Milan'ın 0.26 gol beklentisi var. Çok iyi bir maç çıkartıyoruz ama
Yani ikinci golü bulamadık. Hala Milan maça ortak. Ve biliyorsunuz yani 5 dakikada 2 gol yediğimiz çok maç var. Mike Nunn. Al işte ya. Al işte ya. Abi kaleci degajından indiriyorlar, gol atıyorlar. Yapma bunu ya. Yapma bunu abi. Yapmayın bunu çocuklar ya. Ya bu kadar iyi oynadığımız, iki topumuzun direkten döndüğü top. Ya uf, Raut. Yazık oldu arkadaşlar. Yani 10 şut 3 isabet 1.64 gol beklentisinden tek gol bulabildik. Telin golü. 5 şut 2 isabet 0.50 gol beklentisinden Oscar Gluck golü çıktı. An itibariyle skor ne yazık ki 1-1. Yani şu maçla belki de fişi çekebiliriz. Belki de fişi çekebiliriz. Şimdi bu Yorkan orada bir voleybol mücadelesi. Tomori sağ tarafta hata tazeleyecek Milan adına. Lovato. Benacer. Dest. Aradan bırakmaya çalıştı. Kanglieri güzel girdi. Sakin oğlum. Sakin. 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 Şimdi bu Yorkan. Matias Tels. Ne varsa sende var bir aslan parçası. Ricky. Bu Yorkan'ın koşu onun attığı. Bu Yorkan. Bu Yorkan. Hadi oğlum Tel. Haydi Tel. Yap bir şeyler. Çıkar şapkadan tavşan. Sergi Milinkovic Savic. Tel. Matias Tel. Çıkarttı şapkadan. Tavşanı vurdu masaya Olimpiko'da. 2-1. Yalnız Sergi Milinkovic-Savic o nasıl bir pas be? O nasıl bir pas? Aslanım benim be. Kaptan bakın arkadaşlar şu pasın güzelliğine bakın. Bakın koşuş buradan. Pas inanılmaz bir güzel pas. Gelişine çok etkili vuruyor ve 2-1 öndeyiz Milan karşısında Olimpico'da. İkinci yarının başında bulduk. Birazdan Cagliari ve Luka'yı oyun dışına alabilirim. Talisca fena değil ama Cagliari ve Luka arkadaşlar oldukça kötü performansları. Yani şu maç almamız lazım. Almamız lazım. Oyun onu gösteriyor. Üçüncü gol kaptan. Bir gol bir asist yaptı ikinci yarıda. Milinkovic-Savic selamını çakıyor. 3-1. Hak ettiğimiz skoru alıyoruz. Milan karşısında 3-1 öndeyiz. Talisca. Sergi Milinkovic-Savic nasıl yükselmiş ama. 3-1. Devam. Devam. Müthiş oynadık. Çok beğendim bugün. Yani Bologna maçından sonra oyun gücü anlamında çok iyi bir karşılaşma ortaya koyduk arkadaşlar. Evet, Cagliari sarı kartı da var. Bir Romero hamlesi yapalım. Bugün Bellanova'da sarı kart var ve performansı kötü. Lazzari atalım. Samuel Ricci de kötü arkadaşlar. Samuel Ricci'nin yerine o bölgeye Kraus'u atalım. Milinkovic-Savic'i tekniğinden dolayı derin oyun kurucuya çekebiliriz. Kraus merkez orta sahada kalsın. Luka yerine ise Guri'yi atacağım. Luka yerine ise Guri'yi atacağım. Luka kötü arkadaşlar. Yani gol attı geçtiğimiz maç. Hadi bir kendine gelir dedik ama an itibariyle bugün kötüydü. Napoli 4-0 önde Sassuolo karşısında. Puan kaybetmiyorlar. 4-1 oldu o karşılaşmada skor. An itibariyle biz 3 puana yakınız. Son uzatmalarla birlikte 25 dakika var. Şimdi Kraus çok güzel aldı. Aradan geçiremedi. Şimdi Guri. Direkten dışarıya. Emin Guri. Yani aklımız fikrimiz eğer biz bu maçı kazanırsak tabii ki penaltı ya. Abi inanılır gibi değil ya. Yani gerçekten çok basit gol yiyoruz. Çok basit. İlk gol kaleci degajı. İkinci gol penaltıdan. Vereceksin işte neyin azlanıyorsun abi. Vereceksin penaltıyı biliyoruz. Baba hırsla gösteriyor. Çıkartır mı be? Kaya. Çok güzel attı. 3-2'yi yakalıyor Milan. Yani oyun maç sonuna kadar bizim hakkımız ama Milan hala oyunda. Skor 3-2 arkadaşlar. Son uzatmalarla birlikte hala 20 dakika var. Riskli. Herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Çok takımı savunmaya çekmeyeceğim. Çok kaçırdık. Yani gol kaçırdık. Çok basit gol yedik. Yani buna rağmen Milan karşısında kazanmak bence önemli. Bu kadar git gelin, bu kadar iyi oynadığımız maçta bile git geller yaşıyorsak kazanmak önemli diye düşünüyorum. Şimdi Dest. Çekti bıraktı Kaya. Aradan Lazzari kapattı koridoru. Topu aldı eksen etrafında döndü. Leo var karşısında çalım atamazsın. Raut sakin. Hadi Milinkovic-Savic sendeyiz. Kaptan. Raut, Kraus. Ah Kraus. Kraus var ya Kraus. Leo yapma oğlum ya. Estev, Bjorkan, Tel.
top kaybı gelmesin, gelmesin abi, gelmesin ya. Abi yapmayın ya. Of, Provdal çıkarttı. Abi yani inanılır bu kadar basit pozisyona bir takımı nasıl sokabiliyorsunuz ya? Yürü önüm boş, yürü. Haydi. Haydi Luka. Ah, 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 ah. 88. Abi çok basit bir hata yapacakmışız gibi hissediyoruz gençler. Haydi Lazlar sağdan devam et. At Luka Romero. Bitir maçı. Bitir maçı. Bitir maçı oğlum. Guri 4-2. Luka asist. Emin Guri gol. 4-2. Şükürler olsun ya. Sonuna kadar hak ettiğimiz maçta son dakikalarda ızdırap çektik ama 4-2'yi yakaladık Milan karşısında Olimpico'da. Son iki maç 10 gol attık arkadaşlar. Lazzari, Luka Romero içeriye, Guri sola sağ ayak içiyle plaseye vuruyor köşeye ve maça son noktayı koyuyor. Oh diyoruz gerçekten. Oh diyoruz yani hakikaten çok çok iyi oynadığımız bir karşılaşma. Çok daha farklı olabilirdi arkadaşlar ama yani çok basit gol yiyoruz. Çok basit gol yiyoruz. 4-2 kazandık. Yine ölüm masasından canlı kalkmayı başarıyoruz. 23 şut, 8 isabet, 3.23 gol beklentisi. Penaltısız çok iyi bir rakam. Matias Dal 2 gol, Milankovic Savic ve Emin Guri golleri. 11 şut, 4 isabet, 2.01 gol beklentisi verdik ama penaltının da etkisi var gol beklentisine ve çok basit hatalar yaptık. Estev 7 performans puanı, Bjorkan 7-2, Matias Dal gecenin adamı 8-9, Talisca 7-4, Milankovic Savic 8-2, Guri 7.3, Luka Romero 7.3 ile oynadılar. Oh dedik, elleri kenetleyeceğiz arkadaşlar. Alınan skordan ve oynadığınız futboldan çok memnunum diyorum. An itibariyle 3. sıradayız hala. Napoli kazandı 4-1 Sassuolo karşısında 66 puanda. Roma'nın eksik maçı var 64 puanda. Lazio'muz 63 puanda. Inter Roma maçından çıkacak. Inter lehine sonucu bekliyoruz. En kötü beraberlik çıkması lazım. En kötü beraberlik çıkması lazım. Evet, Lazio taraftarı Tel'in bonservisinin alınmasını istiyor ama bu çok mümkün değil arkadaşlar. Yani Tel'i almamız çok çok mümkünatı yok. Inter 2, Roma 2. 2-0'dan gelmiş. Inter 2-0 öndeyken Roma 2-2 yakalamış. Olsun, bir puan kaybı var. 4 puanlık farkı 3 puana indiriyoruz. Ligde 28. haftada lider değişiyor. Napoli 66, Roma 65, Lazio'muz 63 puanda arkadaşlar. Hala umudumuz var. Hala umudumuzu koruyoruz ve son 2 maçtaki performansımız birazcık da bize moral veriyor. Şimdi ligin 14. sırasında nispeten kolay bir maça çıkacağız. Spal karşılaşmasına çıkacağız. Sarı kart cezasında. Kart ceza sınırında olan oyuncumuz var. Oynatmayacağım çünkü Torino maçına tam kadro çıkmak istiyorum. Yani şu Spal, Torino ve Salernitana maçlarını bu videoda galibiyetle kapatıp 9 puan yaparsak bir ihtimal daha var diyebiliriz. Evet, Spal maçındayız. Evet arkadaşlar, kendi sahamızda Spal'ı konuk ediyoruz. Bir sevindirici bir de üzücü haber var. 29. hafta karşılaşmasında Napoli kazandı. 69 puanla bu haftayı da lider getirecek. Sevindirici haber ise Genoa deplasmanında Roma 3 puan kaybetti. Genoa 2-0 Roma'yı mağlup etti ve Roma 65 puanda kaldı. Şimdi Napoli 29 maç 69, Roma 29 maç 65, Lazio'muz 28 maç 63 puanda. Kazanırsak 66 puanla geleceğiz ve Roma'yı altımıza, hak ettiği yere alacağız arkadaşlar. Hadi bakalım, hadi bakalım. Sarı kart cezası sınırındaki oyuncularımız var mı? Var. Bjorkan'ın yerine hemen o bölgeye arkadaşlar Gutierrez'i koyacağım. Aynı zamanda bu karşılaşmada Guri'yi forvette demlemek istiyorum. Bir de Luca Romero hamlesi yapacağız. Sağ tarafta Lazzari'yi atalım. Onun haricinde orta sahada da Kroos'u görmek istiyorum. Milankovic Savic biraz dinlensinler arkadaşlar. Evet, ilk 11. Provdal, Gutierrez, Estev, Raut, Lazzari, Kroos, Ricky, Tel, Talisca, Romero ve Emin Guri şeklinde. Kazanırsak ikinci sıradayız ve 4 puanla başladığımız farkla başlamıştık video başında. En azından 3 puana indirmiş olacağız. Bu videoda dahi 2 maç daha oynayacağız. O maçları da kazanarak arkadaşlar zirve yarışına ortak olmayı düşünüyoruz. Önümüzdeki video 3. sezon final videosu olacak bu arada. Şimdi Talisca bir duran top. Orta savunma çıkarttı. Samuel Ricci aldı. Vur diye sesler geliyor. Vurdu, attı. Köşeyi gördü Samuel Ricci. 1-0. Harika vurdu ilk golü Lazio formasıyla. Evet, o havaya girmeye başladık. O önemli. Yani işler Bologna maçından sonra rüzgar bizim lehimize dönmeye başladı. Bu biraz önemli. Bireysel performanslar attı. Goller geliyor. Bir de şu basit hataları kessek savunmada çok iyi olacak. Evet, 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Spal karşısında. Bir an önce ikinci golü bulup rahatlamamız lazım. Gutierrez.
Bence averaj bile önemli artık. Ben söyleyeyim size. Estev, Gutierrez. Atabildiğimiz kadar atmamız lazım. Raut, Kraus. Raus savunma arkasına Lazzari iyi kaçırdı. Lazzari orta savunma. Matias Tel. Taraftarın sevgilisi oldu son karşılaşmalardaki performansıyla. Estev. Baskımız devam ediyor. Ricky. Sağ tarafta Lazzari hücumda. Lazzari kontrol güzel. Nereye gittin Lazzari ya? Şimdi aldı yine. Hareketlendi Kraus. Kraus eksen etrafında çevre kontrolü. Döndü vurdu. Aslında yani çok anlamsız çünkü ya bu arada forma seçimine sokayım hakem senin. Ben ayırt edemiyorum hiçbir şey şu an ya. Şu an hiçbir şey ayırt edemiyorum ben ya. Şimdi Spal geliyor. Dikkat. Dikkat lan. Yallah. Oba. Lan. Lan. Zanellato 1-1. Bir şut ve tek bu isabetli şuttan golü buldu arkadaşlar. Spal ne yazık ki Olimpico'da. Zıplamamış bile stoperlerim. Yani zıplasalar eyvallah diyeceğim. Zıplama yok olayın içinde. Evet aslına bakarsanız iyi başladığımız bir karşılaşmaydı. Baskı oyun bizdeydi ama ne yazık ki tek ataktan yine her zamanki gibi golü gördük kalemizde arkadaşlar. Şimdi Kraus oraya girdi. Kraus aradan çıkarttı. Guri koşamadı. Savunma çıkartıyor. Bu reboundları almak önemli. Raut aldı bıraktı Lazzari'ye. Lazzari of, of. Gittik aldık. Luka ay Allah'ım biz alıyoruz onlara veriyoruz. Lazzari foul yapma. Lazzari mücadele. Abi formalar gözüm şey oldu ya. Talisca, Matias Tel, Guri offside var mı diye baktık ama offside bayrağı havada. Bir VAR incelemesi olacak maçın. Bu maç sıkıntı adamlar çok darda oynuyorlar. Biz dara gelemiyoruz. Gol iptal edildi offside. Hemen golü bulmamız lazım. dakika. Çok çok iyi başladığımız bir karşılaşma. Ne yazık ki yine ne hale geldi. Yine ikinci yarıda stresli dakikalar yaşayacağız gibi gözüküyor arkadaşlar. Ricky, Talisca. O ne lan? Orada bir şey oldu lan. O neydi lan? Bir şey uçtu orada. Kraus. Şimdi Guri gol pozisyonu ve gol. Offside yok. Emin Guri 2-1 dakika 39 Olimpico'da selamını çakıyor. Geçen maçta gol atmıştı. Bu maçta atıyor. Kötü oynadığı karşılaşmada gol atıyor. Bugün sıkıntımız Matias Tel arkadaşlar. Matias Tel çok kötü. İşte Guri biraz şans rakibe de çarpmış anladığım kadarıyla top filelerde. 2-1 öndeyiz Spal karşısında an itibariyle Olimpico'da. Şu an Samuel Ricky maçın en iyisi. Luca Romero'da maçın en kötüsü. Evet ilk yarıda 2-1 öndeyiz. 7 şut 5 isabet 0.69 gol beklentisinden Ricky ve Guri gollerini çıkarttık. İkinci yarıda kendimizi bir an önce 3. golü bulup rahatlamamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü çok basit gol yiyoruz. Çok basit gol yiyoruz. Bu çok ciddi bir sıkıntı. Ricky. Estev. Samuel Ricky. Matias Tel. Bıraktı yine Estev. Raut. Sizin forma seçiminize ya. Luka aradan bıraktı. Emin Guri gol pozisyonunda attı. Offside bayrağı kalktı. Bir VAR incelemesi olacak. Gol geçerli. İkinci yarının başında rahatlıyoruz. Emin Guri sahnede 3-1. Luka ilk yarının en kötüsüydü takımımız adına ama burada çok güzel bıraktı aradan. Emin Guri sağ ayağıyla topu filelere yolladı ve farkı ikiye çıkarttık. Galibiyet serimizi devam ettirmek için önemli bir avantaj arkadaşlar. Şu an Talisca 6.9. Matias Tel çok kötü. Gutierrez idare ediyor. Ricky gecenin en iyisi. Emin Guri ile birlikte. Peda. Savunmadan çıkartmadık. Bu reboundları toplamak önemli. Lazzari kafayı vurdu. Kraus orada fiziğini kullandı. Aldı yine Luka. Luka ne yapıyorsun be oğlum? Kraus aferin oğlum. Raut. Ricky. Savunma arkasında Matias Tel gecenin en kötü son maçların en kötü performansını sergiliyor. Gutierrez'e çıkarttı. Gutierrez harika çalım. Şut ve gol. Luka Romero.
İlk yarı çok kötüydü, ikinci yarıda 10 dakikada bir gol asistli Coramaro'dan. Sol bek Gutierrez'in de bu golde payı çok büyük. 4-1 öne geçiyoruz Spal karşısında ve galibiyet serimize devam edeceğiz arkadaşlar. Gutierrez çok güzel çalım atmış. Çok iyi noktaya çıkartmış ve çok iyi vurmuş Luka. Oh, 4-1 devam. Vallahi rahatladım ya. Biraz çünkü evet oyun iyi. Oyun bizde ama sonuç olmadıktan sonra bir esprisi yok. Evet, Ricky'yi çıkartalım arkadaşlar. Ricky yerine bir Rovella hamlesi yapalım. Baturani'yi Talisca yerine alalım. Onun haricinde devam edelim. Evet, Van Hakkı'yı da Raut yerine alabiliriz. Raut'un hafif bir sakatlıktan yeni döndü. Çok birazcık çok riske atmamakta fayda var an itibariyle. 70. dakika buradan maçı vereceğimizi düşünmüyorum. Bizi ilgilendiren fikstürde herhangi bir maç yok. Sassuolo 1, Milan 1 ama Milan şampiyonluk yarışının oldukça dışında. Çok muhteşem oynamadık bakın. Çok muhteşem oynamadık. 13 şut 7 isabet 1.34 gol beklentisi. Kötü aslına bakarsanız ama verimli şutlar attık. 4-1 tabela bizim lehimize. Oyun gücünden fena, oyun gücünden ise memnunum arkadaşlar. Evet, 14 şut 8 isabet 1.43 gol beklentisinden Ricky, 2 Guri ve Luca Romero gollerini çıkartarak 4-1 kazandık ve galibiyet serimiz devam ediyor. Lazzari 7.2, Gutierrez 7.5, Luca Romero 7.5, Samuel Ricky 7.9, Talisca 7, Emin Guri 8.1 ile gecenin en iyisi ve Tom Kraus da çok iyi oynadı orta sahada Alman. 7.7 ile oynadılar arkadaşlar. Evet, ikinci sıraya çıkıyoruz. Böylece ligde ikinci sıraya çıkıyoruz. Roma'yı altımıza hak ettiği yere aldık. 29. haftada zirvenin puan tablosunu sizlere söylüyorum. Napoli 29 maç 69 puan. Lazio 29 maç 66 puan. Roma 29 maç 65 puan. Artık ilk 3 dışındaki takımların çok şampiyonluk ihtimali yok arkadaşlar. Juventus, Milan, Atalanta ve Inter olaydan koptular. Kendi aralarında sevişiyorlar an itibariyle. Evet, kritik bir galibiyet ama yetmez. Şimdi Torino deplasmanına gireceğiz. Torino ve Salernitana maçlarını oynayacağız bu videoda. Bu iki maçtan da 6 puan çıkartıp Napoli'nin puan kaybıyla puan farkını azaltmayı hedefliyoruz arkadaşlar. Üst üste 5 maçtır kazanıyoruz ve bu 5 maçta minimum 3 gol attık. Bu önemli. Her maçta gol yiyor muyuz? Yiyoruz. Ama yediğimizden fazlasını attığımız sürece sıkıntı yok. Evet dostlar, zor bir deplasmana gidiyoruz. Salernitana nispeten kolay olsa da Torino deplasmanı sert bir deplasmandır. Onlar da 17. sırada ve can havlindeler. Canı yanan bir takım, küme düşmeme mücadelesi veriyorlar. Torino karşılaşmasına giriyoruz. Evet arkadaşlar, Torino deplasmandayız. Bir sevindirici bir üzücü haber var. Napoli ve Roma 30. hafta maçlarını oynarken Napoli Genoa deplasmanında 2 puan bıraktı 70 puanda. Roma ise Juventus'u 5-1 yendi 68 puanda. An itibariyle Napoli 30 maç 70 puan. Roma 30 maç 68 puan. Lazio ise 29 maç 66 puanda. Kazanırsak 30 maç 69 puana geliyoruz ve Napoli ile aramızdaki puan farkını 1'e kadar indiriyoruz. İnanılmaz bir kapışma oluyor Serie A'nın zirvesine. Bu arada şampiyon olacak 3 takımdan da yani 3 takıma da memnun olurum. Öyle durumdayım. Evet, Romero'yu da Cagliari'ye atalım. Ben Luka'yı atacağım arkadaşlar. Emin Guri yerine. Nuovo'yu yedeklere alalım. Bujorkan'ı atacağım. Sol tarafa defansif aksiyonu çok iyi. Bellanova'yı yine koyalım. Ve tabii ki Milinkovic-Savic'i koyalım. Evet, Provodil, Bujorkan, Este, Raut, Bellanova, Milinkovic-Savic, Ricky, Tel, Talisca'n, Cagliari ve Luke Gombi ile çıkıyoruz. Napoli'nin puan kaybettiği hafta kazanmak istiyoruz. Kazanırsak puan farkı bir ya. Bir hiçbir şey abi. Biz kazanalım yeter ki. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Haydi haydi çocuklar, sizdeyiz be. Hadi, moda soktunuz bizi, hadi. Zor bir deplasman bu arada. Bunun da altını çizelim. Sert bir deplasman. Ricky, Bujorkan sol taraftan geliyor. Bujorkan çizgiye indi, çok topu çekti. Bıraktı yerden. Tel cezası aslında. İçeriye çıkartır mı? Çıkarttı. Talisca! Direkten döndü. İyi bir fırsattan yararlanamadık. Atak devam ediyor. Bir ayak içi gol Talisca! 18. gol. 7. dakikada Torino'da 1-0 öndeyiz. Bir pozisyonu kaçırdık ama devamında atan sürekliliğini sağladık. Ve beraber 1-0 öne geçiyoruz Torino deplasmanında. İşte bu Bujorkan kafayla, Matias Tel içeriye, Talisca sol ayak plasesi müthiş. Haydi Luka, şu Talisca'ya eşlik et be oğlum. Hadi be oğlum be. Evet, 1-0 öndeyiz. Şuradan bir süpersiniz çakalım. Gayet de iyi başladık. İlk 15 dakikada 4 şut 3 isabetimiz var. Bu Bujorkan bu iyi oyunu hemen ikinci golü bularak rahatlamamız lazım. Luka savunmadan döndü. Reboundlar önemli arkadaşlar. Ya yapma işte. Şurada şu topu kaptırma ya. Denis Suarez. Of. Abi yapmayın. Abicim yapmayın ya. Zé Carlos 1-1. Çok basit gol yiyoruz ya. İnanılmaz basit gol yiyoruz.
Yani şuradaki tackling hatası, şuradan gelişti olay ya, şuradan gelişti. Denis Suarez bu kadar nasıl rahat geçiliyorsun? Bellanova yattı kaldı. İçerisinde zaten hazırlıksız yakalandık. Zé Carlos da topu filelere yolladı. İlk atakta golü yedik arkadaşlar. Yine stresli bir karşılaşma, kısacası bizi bekliyor. Zor bir deplasman zaten. Hakikaten zor bir deplasman ve golden sonra da Torino'nun daha etkili olduğunu söyleyebilirim. Karşılaşmada 27. dakika an itibariyle skor ne yazık ki tabelada 1-1. İyi başladığımız, golle başladığımız karşılaşmada bir anda oyundan kesildik. Şu an kesilmiş durumda oyun gücümüz. İlk yarıda Torino'da 1-1 bitecek gibi duruyor arkadaşlar an itibariyle. Şimdi Torino geliyor. Junior içeriye doğru kaldırmaya çalıştı. Tanglieri kafaya vurdu. Talişka'dan bir kafa Rodriguez. Savunma arkasında Denis Suarez. Bir tutamadık Denis Suarez. Ne Denis Suarez'miş ya. Of. Sanabria 2-1 oldu arkadaşlar. 2-1 oldu. Umutlarımızı azaltan bir gol. Umutlarımızı azaltan bir gol. Bu kadar iyi başladığımız karşılaşmada beraberlik golünden sonra öyle bir düşüş yaşıyoruz ki ve devrenin sonunda en kötü olabilecek senaryo oluyor ve ne yazık ki soyunma odasına 2-1 mağlup durumda giriyoruz Torino'dan. Evet, Milinkovic, Mezzella desteğe geç. Sen de iki yönlü bek, hücuma geç. Tempo sert, bekler ileridesiniz artık. Hücum ağırlıklı. Önde basın. Lukkam, artık ben dayanamıyorum. Lukka'yı çıkarttık. Abi savunmam çökmüş ya. Bellanova yerine de Lazlar'ı koyalım. Savunmam çökmüş ya. Evet, umut arıyoruz arkadaşlar. Bir geri dönüş için 65-70'e kadar bir gol bulmamız lazım. Talişka, savunmadan dönen top Ricky. Gecenin en kötülerinden Kanglieri. Talişka, içeri offside. Offside, offside, offside. Offside. Tamam, hadi 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 devam. ...53-65'e kadar 2-2 bulmamız şart oldu şart. Ricky, Tel, Bjorkan. Bjorkan götürüyor. Çekti bıraktı Ricky. Aradan Matias Tel, haydi oğlum. Haydi iyi orta be. Ah ah abicim ah. Dikkat, hücuma dikkat. Topla. Kanglieri. Haydi Kanglieri be. Çekti. Lazzari. Sapla! Sapla Guri! Sapladı Guri 2-2. Dakika 54. Evet, Guri'yi forvete atacağız. Yani bir offside'dan iptal edilen golü var. Bir de kafa golü var hiç beklenmediği şekilde. Guri hocam formayı ver bana diyor. Artık Lukka'nın adını bırak diyor. Lazzari'nin ortası. İkinci yarıda oyunu aldığımız oyuncuların performansıyla 2-2 yakaladık arkadaşlar Torino'da. Daha önümüzde uzatmalarla birlikte 40 dakikalık bir süre var. Bakalım bu geri dönüşü yapabilecek miyiz? Haydi oğlum, haydi çocuklar. Kanglieri çok kötü. Ricky'yi çıkartacağız. Kanglieri, Ricky, ikisini birden çıkartabiliriz. 67. dakikaya geldik. Haydi çocuklar ya. Romero'yu alacağız. Samuel Ricky'nin yerine de orta sahaya Kraus'u alacağız. Milinkovic-Savic'i buraya çekeceğiz. Kraus Mezzella oynar. Haydi çocuklar. Haydi oğullarım. Riskli oynuyoruz an itibariyle. 75. ...85 artık 4-4-2'ye geçeceğiz arkadaşlar. Talişka geç oğlum. İki yönlü orta sahaya alalım Kraus'u. Aşırı hücum ağırlıklı. Zaten önde basıyoruz. Evet, acayip riskler aldık. Bakalım bu risklerin karşılığını alabilecek miyiz? Dakikalar 89. Yapamadık. Yani Napoli'nin puan kaybettiği hafta resmen
Büyük bir yıkım yaşıyoruz. Hak etmedik de maçı. Yani istatistikler benzer. Rakibin 0.98. Biz hücumda çok kötüydük. 0.88 gol beklentisi. Talisca ve Guri'nin gollerine Zekarlos ve Sanabria cevap verdi. Açıkçası biraz hayal kırıklığı oldu arkadaşlar. Bu maçı kazanmamız gerekirdi diyorum oyunculara. Ve an itibariyle devam ediyor yarış. 30 maç 70 puanda Napoli, 30 maç 68 puanda Roma, 30 maç 67 puandayız. Kazansaydık 69 puan olacaktık. Masada 8 maç ve 24 puan var. Bakalım arkadaşlar alabilecek miyiz kısacası, ama şu performans bizi nereye götürür bilemiyorum. İnişli çıkışlı performansımız, savunmadaki zafiyetimiz bizi nereye kadar götürür bilemiyorum. Ve şimdi milli ara var. Milli arada dua edelim, sakatlık vermeyelim ve ondan sonra bu videonun son karşılaşmasına, Salernitana maçına çıkacağız. Puan kaybına tahammülümüz olmayan bir karşılaşma. Muhakkak kazanmamız gerekiyor arkadaşlar bu karşılaşmayı. Evet, milli arada sakatlık vermeden Salernitana maçına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, 31. hafta karşılaşmasında Salernitana'yı ağırlıyoruz. Napoli ve Roma oynadılar. Napoli Roma'yı 3-0 yendi ve an itibariyle bu haftayı da lider geçmeyi garantiliyor. 31 maçta 73 puanları var. Roma'nın 31 maç 68, bizim 30 maç 67 puanımız var. Kazanırsak ikinci sıraya geçiyoruz 70 puanla ve son 7 haftaya Napoli 3 puan fark avantajıyla girecek dostlar. Evet, haydi bakalım, haydi bakalım. Şöyle bir göz gezdirelim hemen kadromuza. Lazzari'yi kullanabilirim sağ tarafta bugün. Hatta Luca Romero bence daha formda. Kangleri yerine onu kullanalım. Provadel, Bjorkan, Estevrault, Lazzari, Milinkovic-Savic, Riki, Tel, Talisca, Romero ve Lorenzo Lucca değil. Artık Guri 11 ile çıkıyoruz arkadaşlar. Lorenzo Lucca formayı kaptırdı çünkü. Kazanmamız şart ama Torino maçına hakikaten çok üzüldüm. Cidden çok üzüldüm. Şu maçı kazanarak en azından son videomuz, önümüzdeki video final videosu olacak. 3 puanlık bir farkla girmeyi hedefliyoruz. Zor, çünkü gerçekten Napoli inanılmaz formda arkadaşlar. İnanılmaz formda ve bizim çok zor maçlarımız var. Sezon finali videosunda Inter ve Roma karşılaşmalarında oynayacağız. Çok kritik maçlar oynayacağız. Şimdi Raut. Estev. Riki sol tarafa oynadı. Bjorkan orta. Talisca dışarıya vurdu. Güzel bir hücum dışarıya gitti. Sağanak yağmur var Olimpico'da. İyi, yine seyirciler ilgisini kaybetmiş durumda. Maratondaki boşluklar dikkat çekiyor. Şimdi Milinkovic-Savic. Matias Tel. Bron. Uzun bir top. Karşıladık. Milinkovic-Savic. Luca Romero. Savic sağ tarafa bırak. Çok ağır bir top zemin var. Şimdi Luca Romero bu sezon 5. gol. 2. dakikada hızlı başladığımız karşılaşmada golü bulduk. Salernitana karşısında 1-0 öndeyiz. Lazzari'nin asisti Luca'nın golü. Çok inanılmaz bir yağmur var. Evet, golle başlamak önemli moral motivasyon anlamında. Tabii ki Torino maçında hala ben Torino maçında kaldım biraz kafa olarak. Yani o maçı kazansaydık arkadaşlar 1 puan fark olacaktı. 1 puan tek maç kaybına bakar. Ama şu an Napoli'nin bu performansı, 2 maçta puan kaybetmesi gerekiyor. Son 7 haftada biraz zor işimiz, çok zor işimiz. Şimdi Bjorkan. Savunma arkasına geçmedi Brown. Uzun bir top. Raut, Sergi Milinkovic-Savic. Lazlar top kaybı yapacak. Yapmadı Allah'tan. Kaleci Provadel. Uzun bir top oynadı. Bu Bjorkan sol tarafta. 9. dakika. İkinci gol arıyoruz. Tel, Talisca. Guri'ye yolladı. Guri attı. Offside bayrağı kalktı. İnceleme olacak. Offside olmayabilir arkadaşlar. Çok ince. Offside'sa da çok ince. Bakalım, bir VAR incelemesi söz konusu. Gol iptal edildi. Tamam, sıkıntı yok. Dakika 9. İyi başladık ama olması gereken de bu zaten Salernitana karşısında. Şutlar, topa hakim bir Lazio var. Olması gerekeni oynuyoruz. Yani çok iyi başladık diyemeyiz açıkçası arkadaşlar ilk 15-16 dakikada. Şutlar, gol gelmesi. Hatta ilk yarım saatte 2-0 bulmamız lazım. Evet, yağmur kesildi Olimpico'dan itibariyle. Şimdi uzun top. Abi yapmayın ya. Estef, Bjorkan. Savunmam sos veriyor arkadaşlar. Bjorkan'dan uzun bir top. Orta sahada Blink. Sol tarafta Bradaric. Biliyoruz ki kalemize gelen ilk isabetli şut gol olacak. Evet, tehlikeyi yakaladılar. Provadel'da kaldı Allah'tan top. Evet, karşılaşmada 25. dakika, o maçın başındaki baskımızı biraz kaybetmiş gibi gözüküyoruz Olimpico'da. Şimdi Lazzari. Savunma çıkarttı. Luca.
Luka dışarıya vurdu. Etkili bir girişim. Şu ana kadar Milinkovic-Savic, Lazar ve Luka performanslarıyla dikkat çekiyorlar. Yedik golü. Yedik. 1-1. Yedik abi. Frikik'ten yedik. 30. dakika. Evet, o hava yine kaybolmaya başladı. Birkaç maçtır bir hava yakalamıştık. Bir iyi futbol, tempolu bir futbol görüyorduk ama an itibariyle skor 1-1. Yani yarım saatte, ilk yarım saatte Salernitana gibi rakip karşısında o skor alamıyorsanız arkadaşlar ciddi sıkıntı vardır. Bu şampiyonluk oyunu değildir. Şampiyonluk alameti hiç değildir. Evet, Lazzari. Vicky, Matias Ter, Guri. Şimdi gol pozisyonu var ama ben dışarıya vuruyoruz. Bu pozisyondan da yararlanamadık. Olimpico'da. Kötü bir ilk yarı, yani kötü bir ilk yarı. 12 şutumuz var ama 4 isabet, 0.78 gol beklentimiz var. Rakibin 3-2 isabet, 0.35 gol beklentisi var. Frikik golleri var. Emin Guri çok kötü. Onu alacağız. Emin Guri yerine Luka'yı sokacağız arkadaşlar. Bekleri de ileri atıp tempoyu yükselteceğiz artık. Yapacak çok fazla çaremiz yok. Devam. Ama moral motivasyon anlamında an itibariyle yine başa döndük gibi hissediyorum. Yani videonun başındaki moral motivasyonuna döndük. O bir hava yakaladık ama o hava çabuk gitti. Evet, 56-57. dakika. Yani şu maçı kazanamazsak şansımız yok abi. Şansımız yok. Buradan artık hücum futboluna geçelim. Ah be abicim ya. Ah be abicim. Hah, geç, yedik kontrayı. Hadi bakalım. Hadi şimdi. Hadi Talişka. Hadi Romero. Hadi oğlum benim. 2-1. 64. Luka Romero'nun ikinci golü, Talişka'nın asistinde. Ama şey yok. Koku yok. Koku yok. Şampiyonluk kokusu yok. O kokuyu almayı bilirim. O şampiyonluk kokusu yok arkadaşlar. Ve şuradan pozitif futbola geçelim. Çünkü Salernitana bu dakikadan sonra riskler alarak gelecektir muhtemelen. Süpersiniz diyelim ama çok da süper değiliz açıkçası. Uzun top. Karşıladık. Luka, yani şu maçın şu şartlarda 3-1, 4-1 çok rahat olması gerekiyordu. Daha iyi bir futbolu. Şimdi Lazzari sağ taraftan geliyor. Ortayı yaptı, Luka dışarıya vurdu. Oğlum Luka, sen bunları leblebi gibi gol yapan adamdır. Sana ne oldu ya? 81. Ya artık kazanalım diye bakıyorum. Yani oyundan ziyade tabelaya bakıyorum an itibariyle. Evet, uzatma dakikaları arkadaşlar. Kazanacağız ama çok moralli girmeyeceğiz son videoya. Oyun çok iyi değil. 2-1 kazandık. Luka Romero'nun 2 golü ama kendi sahamızda Salernitana gibi bir rakip karşısında. 18 şut, 7 isabet, 1.37 gol beklentisi. Gerçekten düşük bir gol beklentisi. Evet, pozisyon vermedik fazla ama hücum gücümüz yeterli değil. Lazzari 7.7, Raut 7.4, Bjorkan 7.6, Luka Romero maçın en iyisi 8.4, Ricky 7, Talisca 7.4 ve Milinkovic-Savic 7.4 de gecenin iyileri takımımız adına arkadaşlar. Evet, iyi tarafından bakarsak 3 puanı aldık ve an itibariyle bu videoyu ikinci sırada bitiriyoruz. Önümüzdeki videoda arkadaşlar 7 maç olacak. Artık finali yapacağız. 3. sezon finali. Napoli 73 puanla lider. Lazio'muz 70, Roma 68, Juventus 61 puanda. Juventus'un çok şanslı olduğunu düşünmüyorum. Napoli, Lazio'muz ve Roma arasında geçecek gibi yarış gözüküyor. Ama Torino ve Salernitana maçında biraz şampiyonluk kokusunun uzaklaştığını hissediyorum. Ve önümüzdeki videoda gerçekten çok zor maçlar var ki Inter maçıyla başlayacağız. Olimpico'da arkadaşlar. Yani bu performansla Inter maçını kazanmamız da çok zor gözüküyor işin gerçekliği. 9 maçtır namağlubuz. Bu 9 maçta arkadaşlar 7 galibiyet, 2 beraberlik aldık. Evet, şimdi bitireceğiz. Hala umutluyuz. Önümüzdeki videoda 3 puanlık farkı kapatmaya çalışacağız sezon finali videosunda. Şöyle Napoli'nin de fikstürüne bakalım ama herifler çok formda arkadaşlar. Verona deplasmanı, Atalanta deplasmanı, iki tane deplasmanla başlayacaklar. Torino, Udinese. Oo, çok acayip bir fikstürü var. 1, 2, 3, 4, 5,
6 tane deplasmanı var. Bolonya'yı geçelim. 1, 2, 3, 4 deplasmanı var arkadaşlar. Verona, Atalanta, Florentina, Palermo ve Vinan. 5 deplasman oynayacak. Fikstür bizim lehimize gibi gözüküyor. Bizim fikstüre bakmadık ama 5 deplasmana çıkacak. Napoli illaki puan kaybedecektir. Biz kendi göbek bağımızı kendimiz keseceğiz. Ama Inter'i ağırlayacağız. Sassuolo deplasmanı, Palermo, Verona'yı ağırlayacağız. Roma deplasmanı var arkadaşlar. Sampdoria deplasmanı, Udinese. Abi bizde de fikstür avantajı yok ki. Bizim de 4 maçımız deplasmanda. Yani üst üste sezonu deplasmanda bitireceğiz. Roma, Sampdoria, Udinese ile. Bakalım neler olacak göreceğiz. Sadece şu Torino maçına çok üzüldüm. Şu Torino maçını kazansak arkadaşlar 1 puan fark bu fikstürde eritilebilirdi ama onların da fikstürü zor ama bizim de fikstürümüz zor. Neler olacağını göreceğiz hep birlikte. Evet bitiriyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Olmasa bile İtalya'da şampiyon olamasak bile ki bu sezon ayrılacağız arkadaşlar. Farklı bir lige ya da İtalya liginde başka bir takıma geçeceğiz. Onun için hatta bir kulüp çalışanlarına bakalım şöyle iş güvencelerine. Baktığımız zaman Florentina, Inter gibi takımların zorlandığını gözüküyoruz. Bu arada itibarımıza bakmadık biz. Biz itibarımıza da bakalım. Evet itibarımız yükseldi arkadaşlar. 2,5 yıldızda 3,5 yıldızda çektik. Yani artık büyük takımlar bizi tercih etmeye başlayabilirler diye hissediyorum. Ama çok büyük takımın da zorlanmadığını görüyorum. Yani çok büyük takımda hoca aramıyor şöyle baktığım zaman. Premier Lig'deki duruma bakalım. Bir Premier Lig istiyorum ya. Newcastle belki olabilir. İhtimal dahilinde Leicester. United, Arsenal çok kötü. Onlar benden çıkabilir. United'la Arsenal 5. 6. sırada. Onlardan biri olabilir arkadaşlar. Bakacağız. Bakacağız arkadaşlar. Evet bitiriyorum. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hala aklım Torino maçında. Hoşça kalın diyorum ve Football Manager 2023'te kalın diyorum.